Bu videoda alken halojenlemesine bakacağız. Şimdi sol tarafta alkenimiz duruyor. Ve ona brom veya klor gibi bir halojen ekleyeceğiz. Burada iki halojen atomunun birbirlerine anti konumda ekleneceğini görebiliyoruz. Yani başlangıçtaki çift bağın birbirine karşı duran sıt taraflarına eklenecekler. Öyleyse mekanizmamıza bir göz atarak neden anti katılma olduğunu bulalım. Evet buraya aşağıya çizdiğim alkenle başlayalım. Şimdi bu alkene yaklaşan halojeni de gösterelim. Şöyle çizelim. Bu şekilde yaklaşacak. Evet, ortaklanmamış elektron çiftlerini de ekleyelim. Şimdi bu halojen molekülüne baktığımızda bu apolar bir moleküldür. Çünkü buradaki iki halojenim arasındaki bağdaki elektronları düşündüğümüzde her iki halojen atomu da aynı elektronegatifliğe sahiptir. Yani hiçbiri diğerini daha güçlü bir şekilde çekmiyor. O zaman bu molekül apolar. Ancak alkerimizdeki pi elektronları yani şu elektronlar mavi renkteki elektronlara çok yaklaşırsa elbette onları iterler. Çünkü elektronlar da tıpkı yükler gibi birbirlerini iter. Ve eğer mor renkteki elektronlar mavi elektronları iterse mavi elektronlar üstteki halojene yakınlaşmaya zorlanır ve bu da bu halojene kısmi negatif yük verirken alttaki halojense az bir miktar elektron yoğunluğu kaybettiğinden kısmi pozitif yükte kalır. Şimdi bu alttaki halojenin elektrofil görevi göreceğini düşünebiliriz. Çünkü elektron isteyecektir. Demek ki bu mekanizmada pi elektronları da nükleofil görevi görecek. Yani bu pi elektronları elektrofilimize saldıracak. Şu şekilde. Tabi aynı zamanda halojenin bu sol tarafındaki ortaklanmamış elektron çifti de bu karbona saldıracak ve ayrıca mavi elektronlar da üstteki halojene kapanacak. Evet, şimdi buraya bu elektron hareketinin sonucunu bir çizelim. Artık iki karbon arasında tek bağımız oluyor. Mor elektronlar sağdaki karbon ve halojenimiz arasındaki yeni bağ oluştururken kırmızıyla işaretlediğimiz halojenin bu sol tarafındaki ortaklanmamış elektron çifti de soldaki karbon ve halojen arasındaki bağ oluşturuyor. Tabii halojenin halen iki tane ortaklanmamış elektron çifte bulunuyor. Ve elbette artı bir formal yükünü de unutmayalım. Buna siklik halonyum iyonu deniliyor ve bu mekanizmada meydana geldiği daha önce kanıtlanmış. Bu artı yüklü halojeni düşündüğümüzde halojenler çok elektronegatiftir ve elektron isterler. Bu yüzden diyelim ki bu mor renkli elektronlar halojene biraz daha yaklaşacak ve bu da buradaki karbonun biraz elektron yoğunluğunu kaybetmesine sebep olacak. Ona kısmi pozitif bir yük verecek. Böylece bu mekanizmamızın bir sonraki adımında elektrofil görevi görecek. Nükleofilimizde bir önceki adımda oluşturduğumuz halojenir anyonu olacak. Şu an elimizde önceden 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip bir halojen bulunuyor. Tabi mavi elektronları da alınca artık 4 ortaklanmamış elektron çifti oldu. Yani toplam 8 elektron oluyor ve bu da ona eksi bir formal yük veriyor. Böylece bu halojenin artık nükleofil görevi görebileceğini anlıyoruz. Şimdi buradaki bu siklik halonyum iyonunu düşündüğümüzde üstteki halojen nükleofilin üstten saldırmasını önleyecek ve bu yüzden nükleofil alttan saldırmak zorunda kalacak. Yani bu eksi yüklü halojenir anyonu bu elektrofile bu karbona bir nükleofilik saldırı yapacak ve bu da mor elektronları üstteki halojene geçirecek. O zaman buraya bir nükleofil saldırısının sonuçlarını çizmeye geçelim. Evet halen iki karbon arasında tek bağımız mevcut. Üstteki halojenimiz artık soldaki karbona geçmiş durumda. İki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Şimdi bu mor elektronları da almış oldu. Evet soldaki karbonda durum böyle. Sağdaki karbonda ise halen iki şeye bağlı. Halojenir aşağıdan eklendiği için altta ise halojen var. Evet, şimdi bunun neden iki halojen atomunun anti katılması olduğunu anlıyoruz. O zaman devam edip bir tane tepkime daha yapalım. Bu kez reaktantımız olarak sikloheksenle başlayacağız ve bu siklohekseni bromla tepkimeye sokacağız. Yani Br2 ile. Şimdi mekanizmanın ilk adımını düşündüğümüzde bir siklik halonyum iyonu oluşturacağımızı biliyoruz. Evet. Önce halkamızı çizip bu siklik halonyum iyonunun oluşumunu gösterelim. Tabii bu bir bromonyum iyonu. Şimdi şöyle bir halka oluşturuyoruz. Tabi bromun iki tane ortaklanmamış elektron çifti ve artı bir formal yükü olacak. Şu şekilde. Ayrıca bu mekanizmamız için aynı zamanda bir bromür anyonu da oluşturacağımızı biliyoruz. Öyleyse şuraya eksi yüklü bir bromür anyonu da ekleyelim. Bu bromür anyonunu nereye saldıracağını düşündüğümüzde bu iki karbondan birine saldıracak. Soldakine de saldırabilir, sağdakine de. O zaman sağdaki karbonla başlayıp ürünümüzü çizelim. Şimdi bromür anyonunun tane ortaklanmamış elektron çifti bu karbona saldırırsa buradaki elektronlar broma geçer. Şimdi bunun sonucunu çizelim. Halkamız şöyle. Tabii üstteki brom bu saldırıdan sonra soldaki karbona geçecek. Yani bu şekilde görülecek ve bromür anyonu da halkanın düzleminin altından bu şekilde eklenmiş oldu. Evet, bu olası ürünlerimizden biri. Bromür anyonu Bromonyum iyonuna sol taraftan da saldırabilir. Yani ortaklanmamış elektron çifti bu kez sol taraftaki bu karbona saldıracak ve buradaki elektronlar da broma geçecek. Şimdi buraya da bu nükleofil saldırısının sonucunu çizelim. Tabii bu durumda üstteki brom bu kez sağdaki karbona geçmiş oldu. İlave elektron çiftlerini de şöyle üzerine ekleyelim ve bromür anyonunu yine halkanın düzleminin altından bu şekilde ekliyoruz. Evet aslında bu iki molekül birbirlerinden farklı moleküller. Şimdi onları yeniden çizelim. Böylece takip etmesi biraz daha kolay olacak. Şimdi bu noktadan buradaki moleküle yukarıdan bakacağız. Başımız tam burada. Evet şimdi bu molekülümüzü yeniden çizelim. Bu karbon burada şurası oluyor. Yani burada bize dönük bir şekilde duran bir brom olduğunu görebiliyoruz. Öyleyse bu karbon üzerinde bu şekilde duran bromu şöyle kama şeklinde çizelim. Şimdi hemen şuradaki karbona geçelim. Bu karbon. Evet. Bu karbon üzerinde de bizden uzaklaşan diğer brom olmalı. Evet. Olası ürünlerimizden birini çizdik. Sağ tarafta da aynı şeyi yapıyoruz. Bakış açımızı şu noktaya koyalım. Şuradan üstten bakacağız. İlk olarak şu karbona bakıyoruz. Öyleyse sikloheksan halkamızı çizerek başlayalım. Bu karbon şurası ve burada aşağıda duran bir brom olacak. Şu karbonda ise bize dönük bir şekilde duran bir brom olacak. Ve bunu da kama üzerine çizerek gösteririm. Evet, işte ürünlerimiz bunlar. Stereo kimyasına baktığımızda bu iki ürünün birbirleriyle enantiyomer olduğunu hemen fark ediyoruz. Bunlar birbirleriyle çakışmayan ayna görüntüleri olan farklı moleküllerdir. Böylece mutlak konfigürasyonların tersine döndüğünü görebiliriz. Mesela bu karbona baktığımızda brom bize dönük, diğer üründe ise bizden uzaklaşıyor. Alttaki karbonlarda ise burada brom bizden uzaklaşırken diğerinde bize dönük duruyor. Halojenlenme tepkimesi işte bu.